Yıl 1909. Genç bir kurmay yüzbaşı hayatında ilk defa uçak görüyor. Bundan oldukça etkileniyor. Önemini hemen kavrıyor. Derken yıl 1912'yi gösterdiğinde vatan savunması için bir o yana bir bu yana koşan bu komutan uçakla ikinci kez karşılaşıyor. Fakat bu karşılaşma pek güzel bir karşılaşma olmuyor. Trablusgarp'ı işgale gelen İtalyanlar ilk defa bir savaşta savaş uçağı kullanıyor. Rastgele atılan bombalar yerleşim yerlerinde hasara yol açıyor. Evlerden fırlayan bir kireçli taş onun gözünde ömür boyu taşıyacağı izi bırakıyor. O esnada yanında bulunan silah arkadaşı Yüzbaşı Fuat Bey'e şöyle diyor. Ah Fuat, ne olurdu bizim de şöyle uçaklarımız elimizde olsaydı. Göreceksin, bizim de böyle uçaklarımız olacak. Evet, Mustafa Kemal hava saldırısı sonucu ilk yaralanan askerlerden biri oluyor. Derken yıllar ilerliyor. Kurtuluş Savaşı yıllarında uçaklar yeniden havalanıyor. İngiliz destekli Yunan kuvvetlerinin havadaki uçaklarıyla bizim bozuk yamalı 2-3 uçağımızı karşılaştırmaya gerek bile yok. Büyük bir cesaret örneği sonucunda savaş kazanılıyor. Uçakların etkisini çok iyi kavrayan Mustafa Kemal derhal yeni Türkiye Cumhuriyeti'ni güçlü bir hava ordusuyla tanıştırmak için kolları sıvıyor. Çünkü İtalyanların Libya'da, Bulgarların Balkanlar'da, Yunanların Sakarya'da, İngilizlerin Musul'da uçaklarla kurduğu üstünlüğü aklından çıkaramıyor. 16 Şubat 1925 günü sonradan adı Türk Hava Kurumu olacak olan Türk Tayyare Cemiyeti'ni kuruyor ve şöyle bir hedef belirliyor. Her işte olduğu gibi havacılıkta da en yüksek seviyede gökte seni bekleyen yerini az zamanda dolduracaksın. Ey Türk genci, kısa zamanda gökte seni bekleyen yerini alacaksın. Bu açılış sonrası 1925'te Kayseri'de, 1926'da Eskişehir'de uçak fabrikası kuruldu. Uçak makinist okulu 23 Nisan 1926'da Yeşilköy'de açılarak 2 yılda 172 makinist yetiştirdi. Bu 2 yıllık süre içinde uçak mühendisliği eğitimi alması için 8 öğrenci yurt dışına gönderildi. Özellikle Kayseri Uçak Fabrikası'ndan 1933 yılında İran Şahı'na bir uçak bizzat Atatürk tarafından hediye edildi. Burada üretilen uçakların parçalarının büyük bir kısmı yurt dışından gelmekteydi. Fakat bu ilk zamanlar için geçerlidir. Atatürk'ün yıllar sonra Sabiha Gökçen'e dediği şu söz gerçek olmuştur. Atatürk şöyle demiştir. Türk Hava Kurumu ulusal görevini yerine getiriyor. Türk kuşunda gençler artık istikbalin göklerde olduğu inancı içinde yetişiyor. Bir de uçak teknolojisini Türkiye'ye getirebilirsek artık gözüm açık gitmeyecek. 1937 yılında motor hariç tüm parçaları yerli üreten uçaklarımız Atatürk'ün ölümü sonrası bir süre onun kurduğu güçlü yapıyla ilerlemiş, motoru da yerli olarak üretmiştir. Türk Hava Kurumu'na tekrar dönecek olursak, kurumun birinci amacı şudur. Türk milletine, özellikle Türk gençliğine havacılığın sivil ve askeri alanlarda sahip olduğu ve olacağı rolün büyük önemini anlatmak, gönüllerde havacılık aşkını uyandırmak, yurt savunmasında göklerin korunmasında büyük önemi belirtmek. Atatürk kurumun gelir elde etmesi için duvar ilanları geliri, sigara paketinden yüzdelik kesinti, Uşak Şeker Fabrikası üretiminden kesinti, iki civa madeninin gelirlerinden kesinti yapmış, ek olarak kuruma özel piyango çekilişleri düzenletmiş, yazmış olduğu Nutuk adlı kitabın dağıtım ve yayın haklarını Türk Hava Kurumu'na bağışlamıştır ve kurban derilerinden elde edilen paraları da kurumun güçlenmesi için harcatmıştır. Türk Hava Kurumu uçakları halkın heyecanını arttırmak için il il gezmiş, birçok yeni öğrenciyi bünyesine katmıştır. Birçok şehir kuruma bağış yaparak yeni uçakların alınmasını sağlamıştır. Bu uçaklarla halk ilk defa uçağa bindirilip uçakla tanışması sağlanmıştır. Bu bir nevi halkın savaş zamanı orduya çorap yollaması gibi bir şeydir. 10 yıl önce askerine çorap vermek için seferber olan halk, 10 yıl sonra Cumhuriyet Türkiye'sinde uçak almak ve uçak sanayisini geliştirmek için seferber olmuştur. Uluslararası Havacılık Federasyonu Başkanı Prens Bibesco, 10 Nisan 1934'te kendi kullandığı uçakla İstanbul'a gelmiştir. Prens, Türkiye'de havacılığın gelişimini memnuniyet verici olarak nitelendirmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin havacılıkta Balkanların en ileri ülkesi olduğunu söylemiştir. O yıllarda Türk Hava Kurumu'nun tam 350 uçağı vardır. Bir yıl sonra kurum büyümesini sürdürerek Türk Kuşu adında bir birim daha kurmuş, Atatürk o gün şöyle demiştir. Türk çocuğu, her işte olduğu gibi havacılıkta da yüksek düzeyde gökte seni bekleyen yerini az zamanda dolduracaksın. Bundan gerçek dostlarımız sevinecek, Türk ulusu mutlu olacaktır. Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen de eğitimini Türk kuşuna tamamlamış ve pilot olmuştur.
kendisi dünyanın ilk askeri kadın pilotudur. Türk Hava Kurumu'nun eğitim kamplarında Sabiha Gökçen gibi onlarca kadın pilot olarak yetişmiştir. Atatürk, geleceği iyi okuyan bir liderdi. Yine bir konuşmasında dosta güven, düşmana korku verecek şu konuşmayı yapmıştı. Çok emekle kurduğumuz, canımızla korumaya ant içtiğimiz kutsal yurdun havadan saldırılara karşı güvenlik altında bulunması demek, bize saldıracakların kendi yurtlarında da bizim aynı zararları yapabileceğimize güvenimiz demektir. Büyük Türk ulusunun göksel bir duyguyu kalbinde taşıdığını her ferdin vatanı için tutuşan gözlerinde okumaktayız. Şimdi Atatürk hayata bedenen veda ettikten sonra ünlü havacımız Vecihi Hürkuş'un sözlerine bakalım. Atılım niyetindeki çalışmalarımız çok iyi yürüyordu. Büyük Atatürk'ün aramızdan ayrıldığı tarihe kadar Türk kuşunun giderek artmakta olan etkinlikleri ve sonuçları havacılığımızın güvencesi olma durumundaydı. Ama o tarihten sonraki yönetim anlayışları bu uyumu bozdu. Verim kısırlaştı ve iştenlikli atılımın sürdürülmesi olanaksızlaştırıldı. Evet arkadaşlar, maalesef Atatürk sonrası uçak sanayimiz yıl geçtikçe önemsizleştirilmiştir. 1947'den itibaren Türk Hava Kurumu yerine ABD'den alınan uçaklar uçmaya başlamıştır. Türk Hava Kurumu fabrikaları bir bir kapatılmıştır. Kayseri Uçak Fabrikası 1950'de Hava İkmal Merkezi'ne, Türk Hava Kurumu Ankara Uçak ve Uçak Motoru Fabrikaları da 1954'te Traktör Fabrikası'na dönüştürüldü ve kapatıldı. Bu süreçte ABD'den birçok uçak alındı. Adeta siz fabrikaları kapatın, uçakla falan uğraşmayın, biz size uçak satarız denildi. Bu olayı her hatırladığımda aklıma Atatürk'ün şu sözü gelmektedir. Eskimiş teknolojileri değil, en yeni teknolojiyi ülkemize getiremediğimiz sürece yabancı ülkelere bağımlı olmaktan kurtulamayız. Eski teknolojileri bize kolaylık tanıyarak getiren yabancı devletlerin kurnazlıklarını anlamamak için insanın ya kör ya da aptal olması gerekir. Her şeye rağmen Türk Hava Kurumu'nun kökü o kadar güçlüydü ki uçak fabrikaları kapansa dahi mevcut uçaklarla ve halkın desteğiyle ayakta durdu. Günümüze dek ülkemize binlerce pilot yetiştirdi. Her biri vatana sayısız hizmette bulundu. 2000'li yılların başlarında onlarca yangın uçağı aldı. Maalesef uzun yıllar daha kullanılması beklenen bu uçaklar hurdaya ayrıldı. Kurumun gelir kaynakları bir bir eritildi ve sonunda kayyuma düştü. Hala her şeye rağmen birçok alanda müdahale uçağı olmasına rağmen bakanlık tarafından tercih edilmedi. Mevcut kayyum tarafından borç içindeyiz, uçaklar bakımsız açıklaması yapıldı. Oysa var olan borç bir günde toplanabilirdi. Atatürk'ün halkla birlikte kurduğu Türk Hava Kurumu maalesef yok olmanın eşiğinde. Zihin olarak çoktan yok oldu. Fakat kökü hala milletimizin yüreğinde filizleneceği günü bekliyor. Onu filizlendirmek, ileride makam mevki sahibi olursak biz gençlerin Atatürk'e olan bir borcudur. Umutsuz durum yoktur. Umutsuz insan vardır. Ben hiçbir zaman umudumu kaybetmedim demiş Büyük Atatürk. Bir videonun daha sonuna geldik. Kalın sağlıcakla.